Yediler, ders kitabımızın 182. sayfasında 4. ünite değerlendirme soruları var. Onları çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci soru, aşağıdaki orantılarda bilinmeyeni bulunuz. Genelde işler dışlarla da yapıyorsunuz ama bazen küçüklükteki yönteminiz bunun 6 katıysa, çarpı 6 ise burası da 6 katı olmak zorunda diyoruz. 6 kere 8, 48 diyoruz. Buraya geldik şimdi. İçler dışlar yapalım hadi bunu da değişik yolla olsun. 5 çarpı y eşittir. 20 ile 24'ü çarpacağız ya. Virgül yokmuş gibi çarpalım bunu. Sonra bir virgül kaydırırız. 0, 0, 48. Topladım. 480 yaptı. Ama ne yapacağım? Bir virgül kaydıracağım. 48 yapıyormuş. 48. Sonra ne yapacağız? Her iki tarafı 5'e böleceğiz. Şıklarda belki de 48 bölü 5 olmayabilir. Virgüllü vardır şıklar. Ne yaparız virgüllü vardığında? Şöyle bir 2 ile çarparsam 96 bölü 10 yapar. O da 9,6 yazılabilir. Son soruya bakalım. Gelin burada da şöyle düşünelim. Bu bunun kaç katı? 4 katı. O zaman 8'in de 4 katı 32. Demek ki m artı 2 eşittir 32 imiş. At artı 2'yi karşıya eksi 2 diye. M eşittir ne olur buradan? 30 olur arkadaşlar. Dünyadaki ağırlığı 45 kilogram olan bir kişi Mars gezene gidince 17 kilogram ölçülmektedir. Dünyadaki 135 kilogram ölçülen kişi Mars gezeninde kaç kilogram ölçülür? Yukarıdaki örnekler gibi yapalım. 45 kilogram gelen 17'ye düşüyorsa 135 kilogram gelen ne kadar ölçülür? Şimdi bu bunun kaç katı? Tam 3 katı. Aşağısı 3 katsa yukarısı da 3 kat olacak. 17 ile ne ile çarpmam lazım? 3 ile. 17 ile 3'ü çarpalım hemen şurada. 3 kere 7, 21 elde var 2. 3 kere 3, 2 daha 5. Demek ki ne gelirmiş? 51. Aşağıdaki tabloda bir kek tarifinde farklı kişi sayılarına göre yapılacak bir kek için gerekli malzemelerden bazıları verilmiştir. Buna göre malzemelerin verilmeyen miktarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bu 3'ten 9'a kaç kat var unutmayalım. 3 katını alacağız giderken. 3'ten 12'ye giderken de kaç katını alacağız? 4 katını alacağız. 4 katı. Şimdi bunun 3 katını alırsam ne olur burası? 3. Bunun 4 katını alırsam ne olur? O zaman 4 olur. Şimdi Geriye giderken de, bu tarafa giderken de ne yaparız? 3 katın değil de 3'e böleriz. 2 bölü 3 su bardağı olur. Şimdi 2 bölü 3 su bardağının kaç katını alacaktık biz? Sona giderken de 4. 2 bölü 3 ile de 4'ü çarparız o zaman buraya giderken. Çarparsam ne olur? 8 bölü 3 olur bu ç. Şimdi D'ye geldik. D'de bu tarafa giderken 3'e bölüyorduk. 3 üç, 3'e bölersem 1 değil mi? Sonra buradan da buraya gelirken kaç katını alıyorduk? 4 katını. Bir kere 4, 4 olur. Şimdi buraya doğru gelirken 4 katını alırken geriye giderken de 4'e böleriz. Yani bu f'miz ne olur? 2 bölü 4. Sadeleştirirsem de hatta 1 bölü 2 olur. Peki buradan buraya gelirken ne yapıyorduk? Gördüğünüz gibi 3 katını alıyorduk. O zaman bu 1 bölü 2'yi 3 ile çarparsam ne olur? 3 bölü 2 yapar. Buraya giderken 3 katını alıyordum 6. Buraya giderken 4 katını alıyordum 8. Böyle tabla dolar işte. 60 kilogram buğdaydan 50 kilogram un, 50 kilogram undan da 200 ekmek yapılıyormuş. Şöyle düşünün arkadaşlar, 60 kilogramdan direkt 200 ekmek yapılıyormuş o zaman. Çünkü bakın bu 50 kilogram un, 50 kilogram un diyor yani. 80 ekmek yapmak için kaç kilogram buğdaya ihtiyaç var? Şimdi 60 kilogram buğdaydan 200 ekmek yapılıyorsa, 80 ekmek yapmak için ne kadar buğdaya ihtiyacımız var? Yapalım mı işler dışları? 200 çarpı x eşittir 6 kere 8, 48 yanına da 2 sıfır atarım. Her iki tarafı neye böleyim? 200'e böleyim. Bölüyorum. Gitti gitti. 2 tane sıfırı silerim. 48 2'ye böl. Ne olur? 24 olur. Bir çiftlikteki ördeklerin ayaklarının sayısı tavşanların ayaklarının sayısına oranı 10 bölü 9'dur. Çiftlikte 20 ördek var. Peki 20 ördeğin ayağı kaç tanedir? Her birinde ikişer tane var. 20 çarpı 2 40 ayağı vardır. 40 ayağı var. Ayağı. Şimdi sorunun başına geri dönelim. Bir çiftteki ördeklerin ayaklarının sayısının yani 40'ın tavşanların ayaklarının sayısına oranı. Tavşanlar x tane ise ayakları dörtten olduğu için 4x tane ayağı vardır. Eşittir 10 bölü 9'muş. Şimdi arkadaşlar bu bunun kaç katı? Tam 4 katı. O zaman buranın da 4 katı olacak. Bu 4x 36 olması lazım. 4x eşittir 36 ise 4'e böl geri. x eşittir ne olur buradan? 9 olur. 9 tane tavşan varmış yani. Bir işi aynı nitelikteki 8 işçi 10 günde yapabilmektedir. Bu iş aynı nitelikteki kaç işçi 4 günde bitirebilir? Şimdi arkadaşlar biz erken bitmesini istiyorsak işçi sayısını arttırırız. Bakın işçi sayısı artarken zaman azalıyor. Biri artarken biri azalıyorsa bu ters orantıydı. O zaman ne yapıyorduk? Karşılıklı çarpma yapıyorduk. 8 işçi 10 günde bitirirken kaç işçi 4 günde bitirir? İşte ters orantı bu şekilde çarpmalarla bulunuyordu. 8 kere 10, 80 eşittir 4 kere x, 4x. Sonra da her iki tarafı 4'e bölelim. 80'ı 4'e bölersem ne olur? 20. İşte 20 tane işçi lazım bize, 4 günde bitmesi için. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8'de doğru orantılıdır. Dikdörtgen çevresi 44 ise. Hadi gelin siz de doğru orantılı derse yanına hemen x koyuyorduk hatırlarsanız. 3x. Bu da 8x'miş. Tabi burası da 8x, burası da 3x olur. Bunların hepsini toplarsam ne olur arkadaşlar? 8x, 8x daha 16x, 6x daha 22x. Çevre 44'e eşitmiş. Hemen 22'ye bölersem x eşittir ne gelir buradan? 2. Çünkü 2 kere 22 44'tür. Bana neyi soruyor? Uzun kenarı. Uzun kenarı kaç x'ti? 8 x'ti. 8 çarpı 2'yi soruyor. Cevabımız ne olur o zaman? 16 olur. Kenarların uzunlukları 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olan bir üçgenin çevresi 520 metre olduğuna göre üçgenin kısa kenar uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar doğru orantılı dediğimizde 2x, 3x, 4x diyorduk. Ters orantılı dediğimizde de tam tersi x bölü 2, x bölü 3 ve x bölü 4 diyoruz. İşte ters orantılı deyince. Ters orantılı. Bunları topladığımda da ne yapıyormuş? 520 toplayalım o zaman. Topluyorum, topluyorum. Eşittir 520 diyorum. Payda işlemem gerekiyor. 12'de eşitleyeceğim. 6, 4 ve 3 ile çarpacağım. Ne olur o zaman? 6x artı 4x artı 3x. Bölü 12. Eşittir ne yaptı? 520. İçler dışlar yapsam 13x eşittir 12 çarpı 520... 13'e bölerim ondan sonra x'i bulurum. x'i bulunca iş bitmiyor ama ha. Böldüm. 52 13'ün 4 katı burada 40 yapar. 40 ile 12'yi çarparsam 480. Bu x'imiz bizim. Ne diyordu bize? Üçgenin kısa kenarının uzunluğu kaç metredir? Burada x bölü 2 mi? x bölü 3 mü? x bölü 4 mü kısa? x bölü 4 en kısa duruyor. O zaman bulduğumuz 480'i biz neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. 480 bölü 4. 4'e bölersem ne çıkar arkadaşlar? 120 çıkar. En kısa kenarımız odur işte. 9. soruda doğru orantılıdır diyor. Doğru orantılı olursa ne yaparız arkadaşlar? Biz bunu işler dışlar yaparız değil mi? Tabi onu sormuyor bize. Bu aşağıdaki sorulardan hangisiyle çözülür? Çözüm için kullanılır diyor. Bakalım. 10 kilogram şeker ile 50 kilogram şerbet yapılırsa 5 kilogram şeker ile kaç kilogram şerbet yapılır? Şimdi ne kadar çok şeker o kadar çok şerbet. Biri artarken diğeri de artıyorsa bu doğru orantılıdır. Bu olur. Bakın 10 kilogram şekerle 50 kilogram şerbetse 5 kilogram şekerle ne kadar olur diyor. Yani tuttu. 10 kilometre yolu 50 saniyede giden bir araç 5 kilometre yolu kaç saniye gider? Şimdi arkadaşlar zaman azalırsa gittiği yol da azalır. Birisi azalırken diğeri de azalıyor. O zaman bu durumda bu da doğru orantılıdır. Yani bu da kullanılır bakın 10 saniyede 50 metre ise 5 saniyede kaç metredir? İşte bu işler dışlarla çözülür doğru orantılı ikide olur. 3'e bakalım. 10 işçi bir işi 50 günde bitirirse 5 işçi aynı işi kaç günde bitirir? İşte burada işler sıkıntıya girdi. Çünkü 10 işçi 50 günde bitirirse 5 işçi daha geç bitirir. İşçi sayısı azalıyor ama gün sayısı artıyor. Bu ters orantılıdır. Bu ilk ikisi doğru orantıydı ama birisi azalıp birisi artarsa ters orantıdır. Yani 3 kullanılmaz. Dörde bakalım. Bir aile 10 litre zeytinyağı 50 günde tüketirse bu aile 5 günde tabi gün azalırsa e, kullanılan zeytinyağı miktarı da azalır. Bakın birisi azalırken diğeri de azalıyor. Bu da doğru orantılıdır. Aydan, yandaki tabloda verilen tarif ile arkadaşlarına 1 litre karpuzlu çilekli soda hazırlamak istiyor. Aydanın kaç mililitre çilek suyuna ihtiyacı vardır? 1 litre dediğimiz 1000 mililitre bu arada. 1000 mililitre. Şimdi önce elimizdekilerle neler hesaplanıyor bakalım. Bu 200 mililitre yaptı. 200 mililitrede çilek suyumuz 55. Hemen denklemimizi kuralım. 200 mililitrede 55 ise 1000 mililitrede ne kadar çilek suyu lazım? Ya da şöyle diyebiliriz. 200 de 55 ise 1000 de ne kadar lazım? İkisi de aynı mevzu bakın işler dışlar yaptığınızda. Ya da şöyle de diyebilirsin. Hocam bu buranın 5 katıydı. Ben 55'in 5 katını aldım mı bulurum da diyebilirsiniz. Her yoldan çözersiniz yani. 55'in 5 katını alıyorum. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 5 25 2 daha 27. 275'tir cevap. x 275 yapar. 11. soruda x artı 1 ile 2y eksi 3 ters orantılıdır diyor ya. Ters orantılıdır deyince yan yana çarp şeklinde yazıyorduk. x artı 1 ile 2y eksi 3 ters orantılıymış. Eşittir bir k sabiti olsun. Bu k sabiti nasıl buluyorduk? İlk verdikleri değerleri yerine koyarak buluyorduk. X yerine 3 yazacağım. Y yerine de 4 yazacağım. Ne olur? 3 artı 1. İlk parantezin içi 4 yapar. İkinci parantezin içi de 2 kere 4, 8, 3 çıkart, 5 yapar. 4 kere 5 nedir? 20. İşte bu k 20'ymiş. Denklemi yeniden yazıyorum bakın. X artı 1 çarpı 2Y eksi 3 eşittir 20'ymiş. Yeni bulduk. Şimdi Y yerine 2 verdiğimde X'i bulacağım. Y yerine 2 vereyim. Bu parantezin içi ne yapar? 2 kere 2 4, 3 çıkart 1. 1 ile neyi çarparsam 20 yapar? 1 kere 20'yi değil mi? Demek ki bu parantezin içi de 20 yapması lazımmış. X artı 1 eşittir 20 ise artı 1'i at karşıya 1 diye X ne olur o zaman? 19 olur. Bir çiftlikte 50 koyuna 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 15 gün sonra koyunlardan 20 tanesi satılmış. Şimdi 15 gün geçmiş ama beraber. Demek ki kaç günlük yiyecekleri kalmış diyelim öncelikle? 45 günlük. Kime yetiyor bu 50 koyuna? Hadi denklemimizi yazalım. 50 koyuna 45 gün yetecek yemek. 20'sini satarsam bu koyunun 30 koyuna kaç gün yeter? Şimdi doğru orantımı ters orantı mı onu bir keşfedelim. Koyun sayısı azalırsa bu yemek daha fazla gün yeter değil mi? Biri azalıyor, biri artıyor. Ters orantı. Karşılıklı çarpacağız. Çarpalım şimdi. 50 çarpı 45 eşittir 30 çarpı x. Her iki tarafı da sonradan 30'a böleceğiz tabii ki. Çarpmadan önce böyle bölüp sadeleştirmek daha kolay. Çünkü bakın bu sıfır bu sıfırı götürür dersiniz. Hatta 3'e böl 1. 45'i de 3'e böl 15. 5 ile 15'i çarpmak daha mantıklı. 15 ile 5'i çarparım. 75 çıkar. 75 gün yeter. İşçi sayısıyla işin bitirme süreleri her zaman ters orantılıdır. Yani çarpımları birbirlerine eşittir. 3 tane 18 ne yapar çarparsam arkadaşlar. Hani şu şekilde karşılıklı çarpıyorduk ya onu demek istiyorum. Bunlar hep doğru orantı. 3 18 çarptığımda 54 yapar. Demek ki 2 ile y'yi çarptığımda da 54 yapacak. E, 54 2'ye bölü verelim şurada. 54 bölü 2. 2 kere 2 4. 14. 2 kere 7 14. Neymiş buranın cevabı? 27'ymiş. Şimdi 6 ile neyi çarparsam 54 yapar? Tabii ki de 9'u. Peki 9 ile neyi çarparsam 54 yapar? Tabii ki 6'yı. Bakın gördüğünüz gibi hepsi ters orantılı oldu. Bir de de 3, 5 ve 6 yaşlarındaki 3 torununa 210 TL'yi yaşlarıyla ters orantılı olarak şekilde paylaştırırsa en az para alan torun kaç TL alır diyor. Hadi bunu da farklı yoldan öğreteyim size. Bu 3'ün, 5'in ve 6'nın bir ortak katı lazım. 30 diyelim mi? Hepsi ne ile çarpılırsa 30 olur diyelim. 3'ü 10 ile çarparsam 30 olur. Buna 10K diyeyim. 5'i 6 ile çarparsam 30 olur. O da 6K olsun. 6'yı da 5 ile çarparsam 30 olur. 5K. Bakın az olan çok aldı. Çok olan az. Bu da ikinci yöntemdi. Yoksa şunu diyecektim. X bölü 3, X bölü 5, X bölü 6 diyecektim. Kesirle uğraşmayı sevmediğinizi hissettim. Bu yolla çözmek istiyorum. Şimdi ben bunları toplayayım. 10K, 6K ve 5K'yı toplarsam kaç K yapıyor arkadaşlar? 21K. Eşittir kaç liraymış? 210. 20'ye 21 bölersem K eşittir 10 yapar. Şimdi bana diyor ki en az para alan torun. En az para alan torun 5K alır. 5K'da 5 çarpı 10'dan ne yapar? 50 TL alır. Yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde derse zaten en kolay o çocuklar hemen 3X, 5X ve de 6X diyorsunuz. Yani sayılan yanına X koyu veriyorsunuz ya da K koyu veriyorsunuz. Bunları topladığımda hemen toplayalım. 14x yaptı. 14x eşittir neymiş? 210'muş. 210'u hemen 14'e bölelim. 14 bir kere var. 1 kere 14, 14. Çıkarttım 70'te de 5 kere var. Demek ki benim x'im neymiş? 15'miş. En fazla alan da burada 6x olur. 6 çarpı 15'te 90 yapar. Bir otelde 6 temizlik görevlisi vardır. Görevli başına 8 oda düşmektedir temizlediği. Temizlik görevlerinden ikisi işten ayrılırsa kalan temizlik görevlerine kişi başı kaç oda düşer? Hadi ters orantımızı yapalım. Çünkü işçi azalırsa adam başı düşen iş miktarı artar. O zaman ne diyelim? 6 kişiye 8 oda düşüyorsa 2 kişi işten ayrılırsa 4 kişiye kaç oda düşer diyelim? 6 kere 8 48 eşittir 4x Hemen dörde bölelim. 12 eşittir ne yapar buradan? X yapar. Birbirine bağlı dişlilerden birincisinde 36, ikincisinde 24 dişli vardır. Hatırlıyor musunuz bu soruyu? Dişli büyürse dönme sayısı azalıyordu. Dişli küçülürse de dönme sayısı artıyordu. Devam edelim. Birinci dişli 6 kez döndüğünde ikinci dişli kaç kez döner diyor? 36'lık 6 kez dönerken 24'lük kaç kez döner? Ters orantı var dedik değil mi az önce? Küçük dişli çok döner, büyük dişli az döner. O zaman 6 ile 36'yı çarpalım şurada bir yerde. 36, 6 çarptığımda 216 yapıyor. 216 eşittir 24 x'e. Hemen ne yaparız? 216'yı bir de 24'e bölelim. 9 kere var desen, 4 kere 9, 36 elde var 3. 2 kere 9, 18, 3 daha 21. Demek ki 9 eşittir x'miş. 9 kez dönermiş. İki şehir arası 600 kilometre uzaklık. 12 milyon defa küçültürünce kaç santimetre olarak gösterilir? Şimdi 600 kilometreyi önce sizinle ne yapalım? 3 sıfır atarsam ne olur arkadaşlar? Metre olur. 2 sıfır daha atarsam ne olur? Santimetre olur. Yani burada kilometreydi. 3 0 attım metre oldu. 2 0 daha attım santimetre oldu. İşte 12 milyona böleceksek gene bölelim ama önce çevirelim. Ne oldu burası arkadaşlar? Altının yanında kaç sıfır var? 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte bunu 12 milyona böleceğiz. Zaten bölmesi kolay sebep 6 sıfırı sileceğim şimdi. 6 tane sıfırı silersem şöyle 6 sıfır giderse 60'ı 12'ye böleceğiz yani. 60'ı 12'ye bölersek 5 kere vardır. 5 kere 12 60 yapar. Yani 5 santim olarak ölçülürmüş. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. Tabii ki. 200'ün %12'si derken 200'ü ne yapacağız arkadaşlar? 12 bölü 100'den çarpacağız. Hani kolay yöntemimizde bir önceki videomuzda işledik. 2 sıfır sil, 2 sıfır sil, 2 tane 12, 24'tü. Şimdi arkadaşlar bunu da %0,4 yerine binde 4 olarak çözüyorduk. Hemen ne yaparız? 200 çarpı 4 bölü 1000 deriz. Şimdi buradan 2 sıfır silsem, buradan da 2 sıfır silsem 8 bölü 10'u yapar. O da 0.8 olur. Şimdi 200 sayısının 145 bölü 100'ünü bulacağız. 145 bölü 100. Kendisini geçer değil mi arkadaşlar? Çünkü %100'ü aşmış. 2 0 2 0 giderse 2 ile 145'i çarparsak 290 yapar. Şimdi ne diyor? %5 fazlası. Bir şeyin %5 fazlasını bulurken direkt 105 bölü yüzde çarpabilirsiniz. Not yazayım mı? Bu çok işinize yarayacak. Not. Bir sayının bir sayının yüzde beş fazlası bulunurken fazlası bulunurken 105 bölü 100 ile çarpılır. Direkt sonuç çıkar yani. Bakın bunu unutmayın. Lisede çok işinize yarayacak. Ne yapıyoruz? 200'ü neyle çarpıyoruz? 105 bölü 100 ile çarpıyoruz. 0 0 0 0 götürür. 2 tane 105 de 210 yapar. Aynı şekilde bir şeyin %30 eksiği diyor ya. Bu sefer de not bir sayının sayının yüzde otuz eksi gibi bir şeyler sorarlarsa derlerse direkt 70 bölü yüzde çarparsanız bir şey yüzde otuz eksiltmiş olursunuz. İki yüzü ben neyle çarpıyorum? 70 bölü yüzle. Bakın direkt yüzken yetmişe düşürmüş oldum yani. Sıfır 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 götürdü. Cevabı ne olur? 140 olur. Tabi son iki soruyu farklı yoldan da çözebilirdiniz. Ne yapardınız? 200'ün %5'ini bulur. Sil 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 sil. 2 kere 5 10. Bu 10'u da 200'ün üzerine ekler. 210'dur derdiniz. Ya da bu 200'ün %30'unu bulurdunuz çıkartırdınız. 0 0 götürsün. 2'den 30 60. 200'den de bu 60'ı çıkartırdınız. Yine 140'ı bulurdunuz. Yani her yol bize Ankara. Bir ürünün alış fiyatının satış fiyatına oranı 4 bölü 3. Şöyle düşün o zaman. Alış 4 TL, satış 3 TL gibi düşünün. 4 TL'deki zararın ne arkadaşlar? 1 TL. Ne kadar yani? 4'te 1 oranında. Bakın 4 lirada 1 lira zarar ediyorsam 100 lirada ne kadar zarar ederim? İster işler dışlar yapın ister bak bu bunun 25 katıdır deyin. 25 katı Hemen şuranın da 25 katını alın. X eşittir 25 olsun. Yani zaten 4'te 1 %25 demek değil midir arkadaşlar? Yandaki televizyon almak isteyen kişi kaç lira öder diyor. Bakın 1500 lira diyorlar ama KDV'sini eklemiyorlar. Ucuzmuş gibi bize geliyor. KDV eklenince şaşırıyoruz. Hemen 1500 liranın bu 8 bölü 100'ünü bir bulalım. 0 0 0 0, 0 sadeleştirdiğimde 15'ten ile 8'i şurada bir çarpayım. 5 kez 8 40 elde var. 4 8 kez 8 4 12. 120 lira daha ekleyeceğim. Kimin üzerine? Bu KDV'siz fiyat üzerine. 1500, 120 daha toplarsak 0, 2, 6, 1620 lira öderim alırken. 2500 TL'lik bir koltuk takımı almak isteyen İsmail Bey en fazla 350 lira ödeme yapabiliyormuş aylık. İsmail Bey kampanyalardan hangisini tercih etmelidir? Çözünüz anlatınız diyor. Hemen 120 indirime bir bakalım. 2500 liranın bir %20'sini bulalım. Çarpı 20 bölü 100. Şu 2 sıfırı şu 2 sıfırı götürsün. 2 tane 25 50. Yanında da bir sıfır var. 500 TL indireceğiz. 2500'den 500 indirsem ne olur arkadaşlar? 2000 liraya düşer. Ve bunu 5 taksitle ödeyeceklermiş. 5'e bir bölelim. 4 kere 5 20. 0 0. Şu artan 2 sıfırı da buraya atarız. 400 TL ödeyemez İsmail Bey. Dedi ya ben 350 liradan fazla taksit ödeyemem. Bu durumda ikinci kampanyayı tercih etmesi lazım. Genelde ikinci kampanyaya bir hesaplama yapalım sizden. 2500 lira. %10'unu bulalım. Sildim 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 sildim. Ne oldu arkadaşlar? 250 lira indirim var. TL indirim. Bu 2500'den bu 250 lirayı çıkartalım. Ne oldu? 2250 lira. Bunu da 10 taksitle ödeyeceksem 2250'yi, Direkt neye bölerim? ona? Niye yan yana böldüm? 0 sileceğim çünkü. 0 0 götürür. 225 TL taksidi her halükarda öder. Çünkü 350 lira, 350 lira bile öderim diyor orada. Burada bazı ürünlerin satış fiyatı, peşin fiyatı 8 taksitli fiyatları vermiş. Buna göre sorular sormuş. A sorusuna bir bakalım. Bilgisayar peşin, peşin satışlarda yüzde kaç indirim yapıldığını hesaplayınız. Şimdi bilgisayar normalde 2000 liraydı. Kaç lira düşmüş 1600 liraya düştüğü için? 400 lira düşmüş. Kaç lirada? 2000 lirada. Hemen diyelim şu A şıkkını şurada çözelim. 2000 lirada 400 ise 100 lirada kaçtır? Şimdi biraz sıfırları silelim arkadaşlar. Sıfırları sildim. 20'nin tam 5 katı. O zaman 4'ün de tam 5 katı olacak. 4 kere 5 20. Demek ki %20 indirim yapılmış. B'ye bakalım. 5'in satışlardaki indirim yüzdesi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şuradaki bir %20'yi az önce bulduk. Diğerlerini de bulalım şimdi. Buradaki indirimim arkadaşlar 140 lira. 1400 lirada 140 lira onda bir demek değil mi? Onda bir demek de %10'dur arkadaşlar. Diğerine bakalım. Burada da 360 lira indirmişler. Onu hesaplayalım ama. 2400 lirada 360 lira indirmişlerse yüzde kaç indirmiş olurlar diyelim. Şu sıfırı sıfırı silelim. Sonra bu 36'yı 12'ye böleyim. 3. Bunu 12'ye böleyim. 2. İçler dışlar yapalım. 3 kere 100. 300 eşittir. 2x. Bu arada 20x'miş şu. Şimdi 20'ye bölersem x eşittir buradan 15 olur. Bu da %15 indirilmiş. Ne demişti bize? Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Yani bilgisayar büyüktür. Cep telefonundan o da büyüktür. TV'den olur. Sıralamamız budur. Üçüncü soruda da bilgisayarı 8 taksitle alan kişi satış fiyatı üzerinden yüzde kaç daha fazla ödeme yapar? Şimdi bilgisayar 2000 liraydı satışımız 2500 lira. 2000 lirada 500 lira fazladan ödüyorsan yüzde kaç fazladan ödemiş olursun? Arkadaşlar 500 lira 2000 liranın dörtte biri değil mi? Hani sadeleştirelim diyorum. 1 bölü 4 yüzde kaçtır? 1 bölü 4'ü der demez sizin aklınıza ne geliyor? Yüzde 25 geliyor değil mi? Çünkü çeyrek demek yüzde 25 demektir. Bir karenin her bir kenarı yüzde 20. Yüzde 20 deyince arkadaşlar aklımıza şu mu geliyordu? 1 bölü 5 geliyordu değil mi? Sıfırları sildirirsem bir de ikiye bölersem 5'te 1 oranında ya da 10'da 2 oranında artırılırsa yüzde kaç artar diyor. Şimdi karemizin kenarları 10'a 10 olsun. Çarptığımda alanım ne olur? 100. Peki yüzde 20 oranında artırırsam yani 10'da 2 oranında kenarlarım ne olur? 12'ye 12 olur değil mi? Çarparsam ne olur peki bu sefer? 144. Bakın 100 iken 144'e çıktım. Yüzde kaç arttım? Yüzde 44 art. 5. üniteye geçmeden önce sizinle birlikte bir map çalışma fasikülü patlatabiliriz. En kısa zamanda yeni nesil sorularla karşınızdayız gençler. Görüşmek üzere bay bay.